Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir bu videomuzda 3. bölümde bizi bekleyen bazı değişiklikler ve en önemlisi ranked değişiklikleri hakkında konuşacağız Videoya hemen giriş yapacağım videoya giriş yapmadan önce devam eden çekilişin ilk açıklama kısmında ayrıca bu tarz videolardan haberdar olmak için de kanala abone olmayı bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim Konumuza giriş yapalım Şimdi 3. bölümün başında tıpkı 2. bölümün başında olduğu gibi 5 adet yerleştirme maçı atacağız Bu yerleştirme maçlarının sonunda en yüksek Diamond 1'e yerleşebileceğiz bu 2. bölümün başında plat 3'tü. Daha çok plat 3 üstü ve arkadaşlar bu plat 3 seviyesine yerleşmişti. Hani sizin bulunduğunuz seviyeden daha yukarıya yerleşmeniz o kadar da kolay bir şey değil. Bunu söyleyeyim. Biraz aşağıya yerleşebilirsiniz. Eğer sezonu Diamond, Immortal veya Radiant bitiriyorsanız yüksek ihtimalle Diamond 1 başlayacaksınız. Bu konuda herhangi bir şekilde endişe etmeyin. Ben geride bıraktığımız sezonda o 5 maçın 3'ünü kaybetmeme rağmen plat 3'te yani başlayabileceğim en yüksek rütbede başlamıştım. 3. bölüm 2. kısımda yani 24 Ağustos'ta gelecek güncellemede eskiden olduğu gibi Immortal 1, Immortal 2 ve Immortal 3 rankları bulunacak. Bu değişikliğin ikinci kısımda olacağını anlatan Sizin bu arada bu ikinci bölüm güncellemesi ne zaman gelecek diye hala soran arkadaşlar var. Yamanotları 22 Haziran yani yarın akşamüstü gelir. 23 Haziran sabahı da güncelleme Türkiye'ye gelmiş olur. Yarın akşamüstü Amerikalı yayıncıları açarsanız güncellemeyi izleyebilirsiniz. Hani bize niye gelmedi vesaire demeyin. Türkiye her zaman daha geç geliyor. Yine bu yama notları geldikten sonra da ranked değişikliklerini daha ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Genel olarak kendileri artık daha tutarlı eşleştirmeler, daha adil eşleştirmeler yapmaya çalışacaklarını söylediler. Immortal'ı tek rankta 3 ranka çıkarmak gerçekten olabilecek en doğru kararlardan biri. Umarım eşleştirme sistemi de buna göre tutarlı olur diyeyim. Devam edelim. Leva sisteminin geleceğini ve nasıl gözükeceğini zaten daha öncesinde sizlere göstermiştim. 1. ve 99. seviye arası bu şekilde gözüküyor. 100, 119, 199 bu şekilde. 200, 299 bu şekilde. 300, 399 bu şekilde şekilde ve 400 499 bu şekilde. Bu oyunda harcadığınız vakite göre belirlenecek bir şey bu çerçeveler vesaire ve hani bunun herhangi bir sınırı olmayacağınız, olmayacağını söylediler. Ayrıca oynadığınız oyun modunun da bu çerçevelere herhangi bir etkisi olmayacak. istediğiniz oyun modunda oynayıp bu çerçeveleri kazanabileceksiniz. Yani sadece rankıda vesaire özel bir şey değil. Yine oyun başlangıcında vesaire de bu şekilde gözükecek size fikir oluşturması adına. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda bunların tasarımları daha da güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Level durumu da bu şekilde. Bu arada şöyle bir şey daha var. Net olarak emin değilim fakat önceden oyun, oyuna ayırdığınız vakitte şu an gelecek güncelleme sonrası gelecek sisteme aktarılabilir. Fakat bu konuda bazı problemler yaşanma ihtimali de var. Dolayısıyla bu konuda kesin bir şey söylemeyeyim. League of Legends'da olan Clash modunun bir benzeri Valorant'a geleceği bu konuda da çalışıldığını söylediler. Fakat kendileri bu konunun kesinliği konusunda veya tarihi konusunda herhangi bir şey söylemediler. Yakın zamanda gelecek dediler. Fakat genelde biliyorsunuz hani yakın zamanda denir. Daha hani birkaç ayı alır bu tarz şeylerin gelmesi. Bunun mantığı şu şekilde kısımlara özel ranklar olacak. Arkadaşlarınızla toplaşıp 5 veya 7 kişilik takımlar kurabileceksiniz. Bu artı 2 kişi yedek oyuncu gibi düşünebilirsiniz. Her kısımda birden çok kez turnuva gerçekleşecek. Bu turnuvalardan birini kazanırsanız da kısım sonu gerçekleşecek kısım sonu turnuvasına davetiye alacaksınız. Muhtemelen de o turnuvanın sonunda vesaire çeşitli ödüller dağıtılacaktır. Hani bunların ayrıntıları şu an için henüz belli değil. Dediğim gibi daha gelişme aşı, geliştirme aşamasındalar. Hani kesin olarak bütün şeyler elimizde yok. Sadece böyle bir şey yapıyoruz dediler raket ve yeni mod değişiklikleri dışında kelebek bıçağının oyuna geleceği ve oyuna getirmek istediklerini söylediler. Fakat kendileri kesin bir tarih vermediler. Tabii ki de hani bir skin koleksiyonu şu zamanda gelecek diye hiçbir zaman söylemediler. Biz genelde işte sızıntılardan vesaire öğreniyoruz. Muhtemelen 3. bölüm içerisinde olacaktır. Kelebek bıçağını da oyunda göreceğiz. Resmi bir ağızdan da bunu duymuş olduk. Bu benim gerçekten skin geliştiricilerinden duymak istediğim bir şeydi. Beni çok mutlu etti tabii ki de kelebek bıçağını çünkü Valorant'ta görmek istiyorum. Hani siz görmek istiyor musunuz bunu da yorum umar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bunun dışında Battle Pass skinlerinin ileride satışa çıkarılmayacağı yönünde şeyler söylediler fakat şöyle bir ayrın parantez açtılar hani eğer istemeye devam ederseniz belki fikrimizi değiştirebiliriz dediler. Ama bana sorarsanız Battle Pass'ler aktif olduğu zaman içerisinde satın alanlara özel olmalı hani sonrasında o skinler vesaire satışa çıkmamalı diye düşünüyorum. Yani muhtemelen bu konuda birçoğunuz farklı düşünecektir. O konuda da sizlere hak veririm tabii ki de. Bu videoda bahsedeceklerim bu kadar. Yine yarın Yama notları geldikten sonra daha ayrıntılı konuşma fırsatımız olur ve dediğim gibi tekrar söylüyorum güncelleme 23 Haziran sabahı Türkiye'ye gelecek. Dolayısıyla tüm bu yenilikleri 23 Haziran sabahından sonra oynamaya başlayacaksınız. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram'dan, Twitter'dan beni takip edebilirsiniz ve Discord sunucumuza gelebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.